seks hayatına da bakıyorlar diye duydum ama o kötü. Oralar çirkin maalesef. Son bir dakika. Opodo diye bir firma bize, size de mail, bizim bütün gruba mı mail attı yoksa sadece beni mi tacizliyor? Gecenin 4. sezonunda 35. bölümüne hoş geldiniz. Müthiş bir konuğum var, Ege Aydan. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Altınlı Gece dolu dizgin devam ediyor. Nefis konuklarla gördüğünüz üzere Ege Bey'i hemen herkes bir yerlerden muhakkak tanıyor. Tanımayan yok değil mi? Sanırım. Müthiş. Aynı zamanda Ege Bey motosiklet sürüyor. Ama önce sponsorlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki bu yayını yapabilmemizi sağlayan Motomax'a çok teşekkür ediyoruz. Malum bu hafta sonu Ankara'dayız. Ankara Motomax'ta çekiliş yapacağız. Orada bir kişiye aldığı bütün ürünleri hediye edeceğiz. Bu son geçtiğimiz 2-3 haftada yaptığı alışverişler. Bir kişiye aldığı ürünlerin yarısını hediye edeceğiz. Bir kişiye de aldığı ürünlerin dörtte birini hediye edeceğiz. O çekiliş için cumartesi günü öğleden sonraya doğru böyle 3-4 gibi 5 gibi Ankara'da olacağız. Çekilişi yapacağız. Sonra İstanbul'a döneceğiz. Bir yandan da bir başka hatırlatmamız var. Motomax malum alışverişte 2450 TL alışveriş üzeri yapan herkese, 2450 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese Moto Akademi'de motosiklet sürüş eğitimi veriyor. Bunu yapan başka kıyafet satan kimse yok. Motosiklet korumasında vesaire de hani böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atan başka kimse yok. Motomax'ı o yüzden tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Moto Akademi ile de çalışmamız devam ediyor. Biz de bu hafta sonuna doğru Cuma günü akşam saat 8'de Moto Akademi'de olacağız. Oranın kurucusu ve sahibi Halil abiyle biraz atışacağız. Evet. Hoca, holigan, ho ho biraz tartışmamız olacak. Çok neşeli şeyler yapacağız. Çok deli saçması işler olacak. Bekliyoruz muhakkak. Bu arada sponsorlarımızdan Tekno Takip'e çok teşekkür ediyoruz. Daha bugün bir videosunu çektik onların. Yeni bir ürün getirdiler. Artık motorun kablosunu kesmeden motosikleti takip edebiliyoruz. Aynı altyapıyı kullanıyor. Çok güzel sistem. Videosu çok yakında. Motolastik.com'a teşekkür ediyoruz. Havalar güzelleşti. Daha güzel yol tutsun diye güzel lastik takalım. Efendi gezelim diyoruz. Honda Fan Club'a teşekkür ediyoruz tabii ki. Bu sene de faaliyetleri devam edecek onların. Bu yeni çıkan CRF 250 ile vesaireyle. Spor Moto KTM'ye teşekkür ediyoruz. Yeni 125 ve 390 videosu yolda. Daha yeni sürdük. Hala kurgulanıyor. Biraz uzun olacak ama çok güzel şeyler çıkıyor oradan. Kilerci motorlu araçlara bütün yağlar, debriyajlar, balatalar, aküler vesaire için çok teşekkür ediyoruz. Evan susuz radyatör sıvıları sayesinde panigalem daha soğuk çalışıyor. Sony Action Cam'e tabii ki Sony'ye teşekkür ediyoruz. Baştan beri hep yanımızdalar. Ve tabii ki ilk baştan beri Berrak Turşuları bir motosiklet programıyla bir turşu firmasının bir araya gelmesi kadar tuhaf bir durum olamaz. Ama en büyük ve en eski sponsorumuz Berrak Turşuları'na yeni şalgam suyu yatırımlarında da başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar hep yanımızdalardı. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Ve tabii ki Monster Enerji içeceklerine teşekkür ediyoruz. Onlarla bu sene önce İngiltere'ye sonra da Çek Cumhuriyeti'ne MotoGP seyretmeye gideceğiz. Ama bütün bunları motorla giderek yapacağız. Evet, durumlar böyle. Abi hoş geldiniz. Ya hoş bulduk ya. Amma sürat yaptın. Biraz evet. Ağzına hızlı, sağlık. Biraz hızlı geçmemiz lazım. Tabii böyle güzel. Bir durumlar. Şimdi sizinle ilgili bir takım bilgiler var bende. Bunların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyorum. Hı. Bir kısmını soracağım şimdi. 1958 Ankara doğumludur.
Doğru. Tam ismi Fevzi Ege Aydan'dır. Doğru. Opera sanatçısı ve oyuncu Emine Sevda Aydan. Yanlış. Değil mi? Opera sanatçısı Fatma Sevda Aydan. Oradaki internet bilgilerini artık kim yazdıysa onu herhalde yapmış. Onlar olur. Fatma aslında o göbek adı Fatma tabii. Sevda Aydan yani hani kaynanalardaki Tijan. Dizindeki ünlü Tijan Hanım. Evet. Müthiş. Milli basketbolcu Efe Aydan'ın kardeşidir. Evet. Oo, çok müthişmiş. Peki Ayhan Aydan'ın da opera sanatçısında yeğenisiniz. Evet o da halam olur. Müthişmiş. Biraz ünlüsü bol bir aile. Müthişmiş. Peki sanat eğitimine bale ile başlamıştım. Bu doğru mu? Doğru, bu da doğru. Evet yani küçük yaşta başlamıştım. Fakat boyunun hocaların tarafından çok uzun bulması sebebiyle baleden vazgeçmiştim. Yani öyle dendi. Evet. Ama haklılarmış yani. Sonunda abime falan bakarsan tabii 2 metre 5 santim adam. Ben de bayağı bir 90 falan olduğum için. Müthiş. Müthiş. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Doğru. O da doğru. Evet. Hala devlet tiyatrosunda yönetmenlik yapmasının yanı sıra televizyon, sinema oyunculuğunu devam ettirmektedir. Seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Evet, hepsi doğru. Harika. Peki abi, bütün bu tatavada şimdi kaç yıl oldu bu işlere başlayalım? Hangi tatava? Yani bütün bu işte sanat hayatı, hem televizyon, hem devlet konservatuvarı, işte hepsi bir arada. Bütün bu işin içinde. Hepsi bayağı emek isteyen. Evet. Alın teriyle yapılmış, diplomalı olarak, akademik eğitim olarak. Evet, yani o kısmında bu, benim sormak istediğim şu. Siz ne zaman kendinizi ben artık bir sanatçıyım dediniz? Kaç yaşında? Yani böyle bir şey olmuyor aslında. Yani bunun okuluna gidiyorsun. İşte demin ben de onu söylüyordum. Yani bir diploma almak için gerekli ne yapman gerekiyorsa onları yapıyorsun. Ve tek değilsin. Hani tamam benim ailem de ön ayak oluyor ama sınıfında kendin gibi aynı kategoride insanlar var, öyle bak. Bir sürü adam var. Tabii tabii, onlarla beraber etkileşime de geçiyorsun. Kimi senin bazen önünde, kimi sen bazılarının önündesin filan. Birbirini insanlar etkileyerek ve tabii dünyada da kendini kıyaslayarak bir yere doğru gidiyorsun. Yani bu mesleğin senin bu, sanatçılık. Yani sanatın hem plastik hem fonetik bütün dallarıyla ilgileniyorsun. Yani bu hiçbir zaman ben oldum diyebileceğin bir konu değil. Peki yani ya ben evet artık bu hayata yani evet, giriş yaptım dediğiniz yaş kaçtı? Biraz erken tabii, ben 15 yaşında konservatuvara girdim ve çok şanslıyım. 20 yaşında yüksek okul mezunu olmuştum ve Ankara'da büyük tiyatroda başrol oynuyordum. Bu da keyifli bir şey. 20 yaşında maaşımı alıyorum, mesleğim var. Ve de kendimi seyirci karşısında değerlendirebiliyorum filan. Çok şanslıydım. Bu beni iyi bir başlangıçtı benim için yani. 15 yaşında başladım. Ya hayır, 20 yaşında başladım. 15 okula giriş, 5 yıl eğitim. Yani 20 yaşında başladım diyebilirim, evet. Çok iyiymiş. Biraz hakikaten erken olmuş o zaman. Yani şanslıyım. Yani yok yani şanslıyım. Evet, çok iyi. Peki bütün bu yıllar içinde şimdi hani sayınca kaç, 30 seneyi geçmiş oluyor. Saymıyorum ama. Geçmiş, evet, 35 falan geçiyor. Bu yıllar içinde sizin böyle ya şuradaki rolümü de ne kadar çok severdim, ne güzel oldu orası dediğiniz hangisidir? Ya da hangileridir? Birçoğu hep en son yaptığım, hep öyle oluyor aslında ama tabii ki bazıları iz bırakıyor. Yani tiyatroda olsun bir Waiting to Godot oynamıştık. Ödül almıştık. Godot'u beklerken. Godot'u beklerken. Mesela kendimi orada o karakterlere çok yakın hissetmiştim. Sinemada da öyle. Yani mesela bir İstanbul Kanatlarımın Altındaki karakter, hani Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayali peşinde koşup da o işi başarıyor olmasına da çok etkisi altında kalmıştım. Evet, bir dönüm noktasıdır yani Türk sineması içinde. Seyirciyle barışan, Türk seyircisini tekrardan Türk sinemasına çeken bir film. İşte orada çalışan herkes. Onun dışında dizilerde de öyle. Mesela bir 2-3 sene geçti değil mi? Behzat Ç. karakteri. Orada da yine çok kendimi bulduğum. O çok bittiği zaman. Bir diziydi tabii. Evet yani gerçekten çok beğenildi. O da farklıydı. Hep böyle farklı işler, bak dikkat edersen beni etkiliyor. Onu da daha sonra düşündüm. Niye bunlardan etkileniyorum herhalde falan diyorum. Yani iz bırakan ya da bir viraj döndüren işler olsun. Evet. Onlar bende etki bırakıyor herhalde. O yüzden. Peki. Gelelim işin bir de motosiklet kısmı var. Tabii.
Ege Bey aynı zamanda motosiklet sürüyor. Nasıl merak saldınız abi? Ya demin dışarıda konuşuyorduk da abi ne zaman başladın motora falan diye. Ben de dedim ki işte mobletle başladım. Müthiş. Yani moblet o da abimin mobletiydi. O basketbol antrenmanlarına gittiği için motor bana kalıyordu. Ben öyle başlamış oldum doğal olarak. Çok güzel. Selesinin altında dedim hani benzin deposu olan mobletler. Yani 1969 model falan dedim. Bir baktım üstümde 1969 yazıyor. Yani sanki böyle bir manaya girmişim gibi. Hoş bir şey oldu. Evet, o zaman başladım. Ondan sonra bisiklet ve motor benim için hep yan yana gitti. Daha sonra da gelişti tabii. Peki mobilite Ankara'da mı sürdün? Yok yok, bu yazlıkta oluyordu. Hmm. Ama yani hani ağaca bile çıktım diyebilirim. O motoru bayağı bir değiştirmiştik. Yani işte bir Jaba selesini oraya koyup işte su borularından amortisörleri uzatıp böyle Easy Rider gibi falan bir hale getirip onun çok egzozunu güzel sökersen bütün İstanbul'u ayağa kaldırabilecek tabii, bir gürültüye kıyamet kopuyor. Evet. Yani o hale gelmişti ve adına da Cadillac diyorlardı orada mahallede arkadaşlar. Böyle bir Cadillac geliyor, Cadillac gidiyor falan diye moblette bayağı dolaşıyordum. Çok anım var tabii onun üzerinde. Onun da büyüdüm diyebilirim yani. 5 sene falan kullanmışımdır onu. Daha sonra Ankara'da da kullandım. Dayımın bir mobleti vardı. Yeni çıkan o Peugeot'lardı galiba onlarda. Yani mobilet biraz tutku oldu. Yani böyle bir illa o olsun diye değil de elimizin altında o vardı. Sonra ne varsa. Mesela dayım da mesela Ankara'da şeye gidip geliyordu. Senfoni, o da timpanisttir. O da motorla gidip geliyordu trafikten kendisini kurtarmak için falan gidiyordu geliyordu. Hangi yıllar bunlar? İşte 70'ler falan artık 69, 70, 75 yani 78'e kadar falan bu moblet böyle sürdü. Daha sonra işte bir ara bir koptum ben motosikletten. Sonra bu gene skuterların Türkiye'ye girmesiyle o Vespa'ların gelişmesiyle ya moblete biniyorduk ne hale geldi falan. Evet, o zaman tekrar bir gene bir Peugeot'ydu galiba, Vivacity aldım. Sonra onu geliştirdim. Silverwing oldu filan. Silverwing'e binince tabii artık dünyam tamamen değişti. Bambaşka bir oradan işte bir Deville aldım. Yok işte Rego, bilmem ne, Goldwing'e kadar gitti. Müthiş, müthiş. Peki bir tane videomuz var. Geçen hafta sonu cumartesi günü Ducati'nin burada Ataşehir'de Corlas tarafından organize edilen açılış partisi vardı. Biz de gittik. O yok mu şu an? Ne var? Ne var peki orada? Ha, hel videosu varmış. Tamam, pardon. O gelecekmiş. Hazırlanıyor içeride. O zaman önce bir hel videosu alalım. Diana 2 ist eine einteilige Rennkombi für die Dame auf der Rennstrecke. Das Besondere bei Damenkombis ist der Schnitt. Bei Damen müssen wir deutlich mehr Rundungen beachten im Brustbereich und im Hüftbereich. The suit fit me perfectly coming out of the shell. It was very soft and comfortable. The most important thing was that I didn't feel I was wearing it. That's what you want to achieve when you ride bike on the racetrack. Das Softrindleder wird durch ein spezielles Gerbverfahren butterweich gemacht, ist aber trotzdem reiß- und abriebsfest. Zusätzlich zum Rippenprotektor bietet die Ayana 2 auch einen Brustprotektor, die beide nachgerüstet werden können. I'm looking forward to wear a health suit next season because it makes me feel comfortable, safe and that way it makes me fast. Eine echte Superheldin. KTM'nin en önemli iki motosikletiyle beraberiz. Duke 125 ve Duke 390. Bunlar önemli karakterler. Bunları bileceğiz. Hatta belki Apache kardeşliğinde tabii ki yapılması gereken bir şeydir. 390 Duke. Öyle tatlı, öyle şeker hale gelmiş ki. Bugün KTM...
Altınlı Gece 4. sezon 35. bölüm devam ediyor. Tüm hızıyla ve tabii ki müthiş konuğum Ege Aydan burada. Abi peki Ankara'da en son mobilete biniyorduk. Onun üstüne de kalktık. Güzelce bir yeni gelen Vespa'ları keşfettik. Scooter'ları keşfettik. Sonra da Silverwing'e adım attık. Silverwing tabii bir anda tabii, böyle. Tabii. Acayip bir ama arada şey. İşte bir Honda var yani Activa falan hani onlar o çok meşhurdu. Evet. Çok güzel motorlardı o dönem. Onlara da bindim tabii. Daha sonra orada edindiğim bilgiyle yani Silverwing'e bindim. Çünkü Silverwing aniden fırlayan çok da kuvvetli bir motor. Tabii çok hızlı gider. 600 cc o çok 6 sene falan kullandım onu yani. Peki bütün bunlardan sonra nasıl tek vitesli motosiklet işine döndünüz? Yani o da ara ara hani aslında bir dizide oldu da bu. Yani Asmalı Konak'ta kullandım galiba binlik bir motor vardı. Orada onu kullanınca çok hoşuma gitti yani vitesli motor sürmek. Yani kendimi geliştireyim istedim filan. Asmalı Konak hangi yıldı? O da 2000. Tam 2000 yılı. Evet evet 2000'de. Orada kullandıktan sonra zaten... Neydi motor hatırlıyor musunuz? Virago'ydu. 1100 değil mi? 1100 var. 1100 Virago'ydu. Bir orada Ürgüplü bir arkadaşımdı. O bana biraz gösterdi. Sonra ben artık onunla oraları daha bayır gezer oldum. Yani çok hoşuma gitmişti. Sonra gideyim de kendime bir tane Dragstar falan alayım dedim. O bana yakışır şimdi evet. Böyle çapır böyle tat 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 dolaşırım evet, falan evet. Diye. İşte Fenerbahçe'ye gittim. Bizim motor camiasına. Evet. Orada bir baktım Silverwing'de bunlar yan yana duruyorlar. Yani şimdi ben o kadar beğendim ki Silverwing'i ve şeyden vazgeçtim. Çapırdan vazgeçtim. Evet. Daha sonra gene fuarda Dövil gördüm. Hı hı. Onu da Pan Europa'nı çok beğendiğim için ona param yetmemişti. Hı hı. Ama o da ona çok benziyor. Hemen hemen yarısı kadar ucuz bir motor. Tabii. Onu aldım filan. Ama o da ne yakar? Gitmiyordu o biraz evet. Hiç yani, gitmez ama ne yakar? Ya evet o biraz. Dövil'in özelliği. İki böyle, kişi biniyorduk bir de şey çok çekmiyordu. O işte 40 o evet. 20'dir 50 20'dir. O böyle bayağı bir Transalp motor bloğuna. Aynen aynen. O kasayı koymuşlar. Seyahat motoru yapalım deyip ya galiba ağır oldu. Neyse devam et deyip 260. Aynen. Kilo evet. Tabii aynen öyleydi. Aynı şeyi ben üzerinde yaşadım. Oradan sonra bir gün bir arkadaş bak ben onda da Bergman vardı. Bak ne aldım dedi. Böyle anahtarı uzattı. Baktım Goldwing yazıyor. Sür filan dedi. Ben de şimdi windsurf'ten filan dizlerim sakat. Ya kullanmayayım filan diyorum yani şimdi tutamam bunu deviririm filan diye. Üzerine bindim ilk defa Goldwing'in. Çalıştırıp hareket edince aa dedim yani. Bu kadar mı kolay sürülüyormuş? Aa dedim yani bu o nidayı hiç unutmuyorum. Ve bayağı bir gittim dolaştım döndüm ya kuş gibi bir şey yumuşacık bir motor. 15 gün sonra onu almıştım. Yani Goldwing'e geçtim hemen anında. Güzel, hemen yani. Satışı gerçekleşti yani müthiş. Ama tabii şeye de denk geldim. O ÖTV arttı, yükseldi falan aldığım motor 15 liradan 20 liraya çıktı. 2006. Falan tabii 2006'da of. Aynen Goldwing'ci oldum ben de. Müthiş. Sonra? Devam ettim onunla. Şimdi işte bu fuarda bir Peugeot gördüm. Django'yu. Harika. O harika böyle nostaljik bir motor. Evet. Hani o Lambretta'ları böyle andırıyor. Evet. 50'ler 60'lar tatlı, müthiş tatlı. Ve her görende abi ben de alacağım bundan falan diyor. Çok böyle dişi bir motor. Çok çekici bir şey yani. Çok gerçekten. Tatlı evet. Ben her gördüğümde ne güzel. Ha bir de bu Fransa'da işte kişiselleştirme imkanları o renk altı, evet, evet. O renk üstü. Gerçi Türkiye'de şimdi 3-5 alternatif falan var. Ama orada bayağı bir yani 250 falan mı ne dediler. Belki de daha fazla da. Ben hani attı ya demesinler diye öyle söylüyorum ama yüksek peki, bayağı. Peki çok güzel. Gelecekte yer sıkıntınız olmasa ve yani maddi bir herhangi bir endişe de yok. Hangi motoru ya da motorları alırdınız? Bir ya, de neden? Evet ama şu an yani çok memnunum aldığım motordan. Yani mesela Goldwing'den asla vazgeçmeyeceğim bir motor ama... Bir yanında yeni böyle bir evet yeni kasa şimdi bu yaz geliyor onu 2018 biliyorum. Bakalım ne olacak. Evet evet bir sürü oyuncakları var yenisi. Evet, tabii kesinlikle bir sürpriz hazırlamışlardır. Çünkü o ne efsane motor yani. Evet. Onu sürdürmek zorundalar yani. Evet. Gene bir Enduro yani yapardım belki onun yanında.
böyle devam ederim diye düşünüyorum yani. Peki, ve de bir scooter mutlaka olacak. Peki yani. Böyle GS'lere falan hiç merak falan. İşte enduro derken onu kastediyorum aslında. Onları da çok beğeniyorum. Yani o adventure falan mesela tam bendik böyle. İşte çantası, aksesuarları, camı, orası burası falan çok etkiliyor. Tabii onlar da para. Hepsi para aslında. Yani oyuncaklar biraz pahalı oyuncaklar. Yani ama bu kadar çok başarılı işten sonra herhalde sizde de yoktur onun. İşte yok, tek yaşamadığım için yani. Tek yaşayan bir insan olsan değil mi? Yani çoluklar çocuk var, sorumluluklar var. Anladım. Yani yoksa hadi onu da alayım, bunu da alayım. Yani bak ha, nereden baksan değil mi? Yani çok pahalı bir motorum var yani. Evet, elbette. Peki, motosiklet dünyasından tekrar sizin bu sanat alemine gidelim bir. Merak ettiğimiz konulardan biri, sizin kadar başarılı bir sanatçı dünya sinemasına baktığında hangi filmi en çok beğenir ve hangi filmde olan keşke şurada oynasaydım ya da keşke bu filmin bir benzerini çekebilsem de ya da oynayabilsem şu adamın şu rolünü der? Şimdi çekebilseydi mi o başka bir konu ama mesela ben şurada oynasaydım keşke dediğim mesela Guguk Kuşu'nu söyleyebilirim. Yani çok etkilemişti. O da benim biraz da hani kendi karakterimle de alakalı. Hani sıra dışı davranıp da kendini kabul ettirmek. Ama sırf narsizm uğruna değil. Gerçekten bir şeyi fark edip o uğurda burnunun doğrultusunda gidip bütün hani duvarları yıkıp bir yere varmak. Belki de Hezarfen Ahmet Çelebi de böyle olduğu için hani beni çok etkilemiş. Ki Jack Nicholson da öyle yani. Evet. Bodoslama gidiyor ve duvarı yıkıyor. Yani adama yıktırıyor neyse Kızılderili'ye. Evet. Evet. Ama ben tabii science fiction hastası olduğum için kesin bir Star Wars filminde. Çünkü çok büyük bir koleksiyona sahibim. Yani bütün bu stüdyoyu boş olmayacak şekilde doldururum. Yani o kadar çok şeyim var. Instagram'dan. Boy Millennium Falcon'la. Evet. Çeşit çeşit AT-AT'ler. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen AT-AT'ler. Var mı böyle Boba Fett büstü falan? Var. Hepsi var. Hepsi. Yani aklın görebileceğin her şey. Ya şeyde Instagram'da Ege Antic yani Ege Antik diye bir şey var hesap. Orada bütün şeyimi takip edelim bak. Müthiş. Orada gösteriyorum yani işte yayınlıyorum koleksiyonu. Bir Star Wars filminde olmak isterdim. Yani şimdi bak çekiliyor. Yani beni alsalar, görseler, çağırsalar. Ege Bey siz de gelseniz bir ışın kılıcı buyurun. Sizin sallasanız şöyle. Şu eski Jedi'lardan yapsın. Tabii tabii. Falan diye. İlk Cumhuriyet'ten. Güzel olur tabii. İlk Cumhuriyet'ten evet. Yani ben de işte 1,5 sene sürdü. Bizim aşağıda bir tane küçük Star Destroyer'ımız var. Onun ışıklarını çektik içine. 150 metre fiber optik çektik. Ya öyle yani mi? Yıllar evvel iki arkadaş. Ne oldu sonra o? Duruyor aşağıda. Ona bugün bakarız yani mutlaka. Böyle bir. Benim... Ben değerlendiririm onu. Bende kalsın aşağıda durmasın. İstediğin zaman gel ziyarete. Yani ben de ışıklandırıyorum çünkü yani bazılarını falan. Bir Millennium Falcon'da bende var. Yani o şeylerin elbette bütün kitaplardan bir de alıp işte Modeling a Galaxy tabii, falan diye bir tabii kitabı vardır ya. Evet. Böyle biz ona bakıp böyle ulan tabii, tabii, bunu tabii böyle mi yapmışlar falan. Tabii. İlk Millennium Falcon'u 1982'de aldım. Nerede o? Ona da talibim. 82 model. İngiltere'de yaşıyordum. İlkokuldaydım. Hamleys'e gittik. Uzaktan kumandalı. Onun arkası açılır evet, ve içinde evet, adamlar falan. Tabii. Evet. Kapak açılıyordu. İçeride işte sırt üstü yatmış, topu dönen vesaire evet falan. Böyle babam baktı, oğlum dedi, bak burada uzaktan kumandalı tırlar, kamyonlar var. Onlarla aynı fiyat bu içi boş plastik şey. Bu kova gibi şey falan. Ama uzaktan kumandalı değildi o. Senin değil ki... değil. Ha değil evet. Ha, o diyor ki yani fonksiyon açısından. Hiçbir şey yok aslında. Kapağı çıkıyor. Böyle bir şey bu yani. Evet, böyle kokpit açılıyor gibi. Ama ben ona deliriyorum tabii çünkü ilk Star Wars'u orada izlemişim, böyle aklım çıkmış falan. Dedim vallahi tırmır görmüyoruz biz şu an. Bizim aklımız. Sen ama nasıl ya, genç görünüyorsun yani ilk Star Wars'u orada. Ben 2 yaşındayım. Evet maşallah yani belli olmuyor ama ilk Star Wars'u sen orada, ben de Ankara'da seyretmiştim. Bak şöyle ilginç sözünü kestim. Star Wars geldi falan diye bütün tiyatrocular toplandık falan işte Selçuk Yöntemi'nden tuttu Levent Özdilek falan biz. Bir grup halinde Akün sinemasına gittik Ankara'da. Bayağı yazıyor Star Wars diye yazıyor yani. Girdik film bir başladı. Misinalar mı istersin? Bir Japon filmi adi böyle kötü bir film. Yani işte taklidini. Ve taklidi tabii canım yani onu hemen adapte etmişler. Ve geminin adı da Goh'tandı. Yani hiç unutmuyorum. Ve ikinci yarıda biz bayağı seyirciyi gaza getirip hani
Goh'tan, Goh'tan diye küfür ederek orada böyle alkışlamıştık onu ama hiç unutmuyorum yani. Peki poster Star Wars muydu? Tabii her şeyle canım yani bu böyle kullanılmış bir şeydi. Dolandırıcılar yani. Var. Ama sana biz de bilmiyorduk yani hani gittiğimiz hangisi zaman oraya. Hangisi orijinal ki? Ha, biz bilmiyoruz yani. Kim gördü ki yani doğru ilk defa çıkmış falan. Sonra galiba ilk filmi 80'lerde falan izleyebildik. Evet. Ya, Türkiye'de biz öyle oldu galiba. Evet ondan sonra. Yani o 77 aldım. Değil mi? 77. 77 tabii 80'lerde falan izledik. Sonra o tabii oynamaya başladı Türkiye'ye geldi. Müthiş. O ilk 3 seri. O işte Millennium Falcon'u alıp ondan sonra o böyle ya bu nasıl iş. Bebek'te oturuyoruz Türkiye'ye döndüğümüzde. Onunla oynarken o her tarafı sökülen C-3PO'nun bacağı aşağı düşer. Kuzenimi iple aşağı indirip balkondan falan o parçaları bul. Aman onu bul falanlar. Böyle küçük çocuk aklımızla yaptığımız işler falan tabii. İşte o düşürdüğüm parçaların hepsini topladım ben. Buldum onlar şimdi benim salonda duruyorlar. Bizim bir de bak bir şey daha söyleyeceğim. 3000 tane de motosikletim var. Yani o Ege Antik hesabına girdiğin zaman koleksiyoncu ruhumu orada göreceksin. Bütün motorlar var yani Türkiye'de ve dünyada. Bütün oyuncak bak şu kadardan tut da şu kadara kadar ölçeği, markası, modeli hepsini topladım. Böyle bir delilik var. Müthişmiş. Yani neden motor almadın diyorsan yani işte koleksiyonda bütün para orada, emekler orada. Evet bizim de burada böyle bir tımarhane maket kısmımız var. Ben de maket yapıyordum küçüklüğümden beri. Öyle bir hakikaten. Motosiklet plastik maketler değil mi? Yok yani. Ha, gemi, tekne falan mı? Gemide tank, top, uçak ne bulduysam öyle tımarhane tam. Yani şey amaç. Şimdi bütün hesap aslında benim koleksiyonculukta şey merakından çıkıyor abi. Bir F-15 satın alabilir miyim? 60 milyon dolar. Amerikan hükümeti satmaz. Bizden bu Amerika'dan başka kim de var? Suudi Arabistan, Japonya, İsrail. Bu bize gelmez bu uçak. O zaman maketine sahip olabilirim. Ya da ne bileyim hani peri sınıfı fırkateyn almam zor. O zaman maketini yapayım. Ya beğeniyorsan zaten bendeki mesela maketler 2. Dünya, 1. Dünya Harbi'ndeki bütün kara nakil vasıtalarını, askeri tankları, cipleri hepsini yaptım. Plastik maket yani evet. Daha sonra onlardan sıkılıp tahta maketlere geçtim. Yani tekneler mekneler yapmaya başladım. Öyle bir merakım benim de var aslında. Sarma olayı tabii. Aynen doğru. Aynen tabii. O bütün şeyleri, malzemeleri yani hepsi var. Arkadaşlar ahşap gemicilik bir Proxon alacaksın onu. Tabii Proxon, Dremel. Olmadan olmaz. Evet. Şöyle bir şey. Çok kazıktır arkadaşlar. Şimdi motosikletten biraz çıkıyoruz ama burası çok mühim. Ahşap gemi modelciliğinde önce tıpkı gerçek gemiyi 1900'lerde yapar gibi evet. Omurgayı oturtup posta değmeden onları evet. Yatay parçaları düzgün tutturup sonra o postanın etrafını sarmak. Ve onu sararken de gemiyi, tekneyi simetrik çıkarabilmek. Ve sonra onu zımparalamak. İşte ben o kısma bitiyordum. Onu zımparalayıp şöyle evet. Kaymak gibi bir hale getiriyorsun. Tahtalar birbirine yapışıyor filan. Onu boyamaya kıyamıyordum ya. Yani. Macunu vesairesi tabii. Falan. Çok acayip zor bir iştir. Ve genelde hani ilk denemelerde tekne biraz yamulur. Tabii. Şöyle bir şöyle, göz kırpmalı. O böyle karşıdan en zor kısmı hani genelde model bittiğinde insanın üstündeki arma donanımı işte topu tüfeğine bakar ama asıl tatava tekneyi simetrik ve düzgün çıkarabilir. Ama tabii şimdi artık aparatlar var oraya oturtuyor. Evet. Dört mengene sıkıştırıyor işkenceleri filan hani yamulmuyor filan evet. Yani hani hepsini yapmışlar. Evet. Ya gelişti tabii. Bizim böyle çok deli arkadaşlarımız da vardı. Bunlar pirinç çivilerle falan böyle hani gerçeği gibi olsun. Ya bak kafayı takınca insan şey oluyor mesela ekmek kızartıp iyice yakıp ekmeği daha sonra bıçakla işte böyle ne derler sürtüp oraya böyle siyah toz yanık ekmek kırıntıları dökülür ama böyle un gibi olur evet. O. Onu mesela sprey sıkıp üstüne döküp pas yapardım tankların üstüne o. Yani güzel. Müthiş bir şey olurdu. O zaman toz pastel kullanmıyordun. Toz pastel asla kullanmıyordum. Yağlı pastel falan. Anladım. Peki motosiklete geri dönecek olursak. Tabii çok motosiklet mesela şeyi maketi de yaptım. Böylelikle bir de şöyle bir faydası oluyor. Bir motor nasıl içi de var çünkü onların. Tabii bir motor nasıl yapılıyor? Neymiş? Nasıl yani şasiye takılıyor? Nereden kulakçıklar bağlanıyor? İşte egzoz nereden çıkıyor? Hepsini de öğrenmiş oluyorsun mekanik kısmını. Tabii. Yani benzin deposu nerede? İşte filtresi nerede bunun filan. Yani o bakımdan da ben çok faydasını gördüm diyebilirim. Müthişmiş. Peki şimdiye kadar karşılaştığınız en tuhaf sorulardan birkaç tanesi aklınıza geliyor mu? Motosiklet sürerken.
şeyle ilgili değil. Sizin Ege Aydan olduğunuzu anlamıyorlar. Kafada pek şey kaspar, yani hani şöyle maceralarda. Bir yanımda araba durup hani bana pencere aç diyor adam salak ben motordayım zaten. Güzel yani. Güzel. Mesela bu çok etkilemişti. Neyi açayım dedim ben de böyle hani. Böyle yapıyorsun hani bir şey sormak istiyor da yani kaskımı kaldırmamı istiyor ne yapıyor. Yol soruyor. Hani orada bir fotoğraf çektirebilir miyiz demesi çok yani motosikletle. Tanımış mı? Evet tabii tanımış ve fotoğraf çektirebilir miyiz falan diye. Vav. Nasıl tanımış? Yani herhalde açınca yani ya da motor yani bu kaç basıyor ya da işte kaç para diye soracaktı. Görünce hani kaskı açınca ben fotoğraf çektirebilir miyiz falan. Ama gidiyoruz bir yandan da yani. Çek işte çek oradan çek falan böyle sallıyorum falan. Çok güzelmiş. Şeye gelelim önümüzdeki dönemde sizi nerelerde izleyeceğiz? Ya şu an Fox TV'deyiz. Cuma günleri Dayan Yüreğim'de. Şimdi o devam ediyor. Tabii yaz projeleri var. Onlar da gerçekleşmeden tam şimdi söylemek istemiyorum. Hani iyi gizli oldu mi? Gizli değil de yani etik olarak tam söylemek tamam, doğru değil. Tamam o zaman onları bilmeyelim. Ama Dayan Yüreğim. Dayan Yüreğim var evet. Bir Alman yapımı polisiye bir dizi var. Epeydir oynuyor. Onlarla geçen yaz çalıştık. Bu yaz gene bir çalışma durumumuz söz konusu. Öyle işler var. Türk evet. Kanalları için mi? Yok Almanya'da oynuyor. Enteresanmış. Sizin Almanca var mı? Türkçe ben oynuyorum. Bunlar üstüne dublaj yapıyorlar. Orada o şekilde oynanıyor. Yani kendimi öyle Almanca konuşurken seyretmek de bayağı hoş oluyor. Yani güzel. Bayağı da güzel konuşuyorum falan yani diye. Oradan çok çirkin şakalar ya çıkar arkadaşlar. Tabii için. Almanca deyince hep böyle şeyler oluyor. Ama yapıyor, işte polisiye dizi olduğu için yapmıyorlar, korkuyorlar. Çok güzelmiş. Peki bu diziler içinde bir asmalı şey dediniz motor sürdüğünüz. Evet asmalı konak. Onun dışında hiç motosiklet sürdüğünüz rolünüz oldu mu? Oldu tabii. Goldwing'imle beraber Ömre Bedel dizisinde oynamıştım. Kendi Goldwing'imle? Kendi Goldwing'imle oynadım evet. Biraz zor söyledim Goldwing'imle diye. Prodüksiyonu iyi çözmüşüz ya. Ege Bey'in kendi Goldwing'i mi var? O daha güzel, şovlu evet, olur. Evet. Rica ettiler. Ben de kırmadım aslında. Ama bir de motosiklet olunca kırmıyorum yani gerçekten. Mesela bak burada da hemen çağırdılar. Çok yoğunum. Koşa koşa geldim. Yani çok sevdiğim bir şey olduğu için. Çok teşekkürler. Motoru ve motorcuları falan peki, her zaman. Sizin bu dizi setiniz haftanın 7 günü mü? Yani o çok bir zor bir şey. Sadece bir gün de değil yani. Hani 24 saati kapsıyor bazen. Çok iki ekip birden çalışıyoruz artık. Çünkü süreler o kadar uzadı ki. 120 yani, dakika. Tamam, ne 120'si artık gitti 240'lara dayadık. Gidiyor yani. Çok uzun sürüyor. Yani 8'de başlıyor 12'ye kadar hala devam ediyor. İki ekip birden çekiyoruz yani. 240 dakika. Diyeceğim 240 dakika da yani ben hani öyle söyledim. Oraya varır yakında yani gidiyor. Ama 100 küsürler 150'ler falan duyuyoruz. Tabii tabii. Bu tuhaf öyle. Biraz hani. Bir filmden daha uzun. Aynen. Ve her hafta uzun. Çıkıyor. Her hafta çıkıyor. Tabii ben şimdi başrol olmadığım için biraz daha rahatım ama yine bir sabaha gördüğüm oluyor yani. Yoğun yazılırsa konu itibariyle gelişen olaylar doğrultusunda. Mesela şimdi yarın 3 gündür çok yoğun çalışıyorum. Yarın tekrar sette olacağım. Bugün repo muydu? Bugün evet. Bugün... İki İyiymiş. Ekip de repo yaptı. Bir dinlenme oldu. Aynen evet. Bütün oldu. İşleri sıkıştırdım ben de yapılması gereken. Bekleyen işleri çok bugüne iyiymiş. Sıkıştırdım. Peki motosikletle yaptığınız seyahatler içinde en sevdiğiniz, unutamadığınız, tekrar yapmak istediğiniz seyahatiniz? Aslında her rota, yaptığımız ya rota şöyle söyleyeyim. Ben aslında ekiple gezmeyi çok seviyorum. Ama dizilerden ötürü de o ekiplere bir türlü katılamıyorum. Ama iki kişilik, üç kişilik ekiplerle falan. Mesela bu sezon başında bir Şile etrafında böyle üç motor dolaştık. 200 kilometre falan yaptık. Oraları hiç daha önce görmemiştim. Yani Karadeniz kıyılarına doğru çıkan ara şeyler, yollar diyeyim. Dağ yolları, virajlar. Evet evet oralarda böyle işte sanki yurt dışında falan zannediyor insan kendini. Ormanlar, dar yollar, virajlar falan. Peki. O çok keyifliydi evet. Onun dışında hep böyle işte İstanbul'dan kopup da böyle şeye Bodrum'a kadar gidişlerimiz var. Ürgüp'e gidip gelmelerimiz falan var. Yani her şeyi, seyahati ben unutamıyorum aslında ve yenisini yaratmaya çalışıyorum. İyi geliyor. İyi evet, iyi geliyor. Çok iyi gerçekten geliyor. Çok anladım. Seviyorum. Anladım. Bir de bizim bir projemiz vardı aslında. Bütün Akdeniz'i dolaşacaktık böyle bir arkadaşımla.
bir televizyon programı hazırlamıştık. Gerçi bu savaşların çıkmasıyla filan yarıda kaldı ama Türkiye ayağını çektik. O sonra galiba yayınlandı bir yerde ama çok o da çok keyifli bir işti. İki motorcunun maceraları ve işte Akdeniz'in yitirilen değerleri, işte foklar, işte rüzgar gülleri filan, bu tarz yel değirmenleri filan, onlara değinen çok güzel bir program hazırlamıştık. Peki hani sizin kadar şöhret birisi bile bu hani bu işi böyle ya şöyle yapalım böyle yapalım buna tam eğilelim ve bunu tam bir iş gibi yapalım demiyorsa hiç kimse yapamaz bunu. Yok dedik yani buna kafayı yoran arkadaş da zaten çok profesyoneldi, kafayı taktı buna yani sponsorlar falan ayarlandı. Bütün Akdeniz düşünsene, Cebeli Tarık'tan Avrupa'dan geliyoruz ve Afrika kıyıları falan da var. Yani bu arada montaj savaşlarla yandı bitti. Gitti bitti zaten oldu. Yani yapılamadı yani ama hazırlanmıştı o. Fiyat hangi çıktı? 5-6 yıl falan oldu galiba. Tam evet. Arap Baharı'nın. Tam o zaman. Tabii ona denk geldi. Arap Baharı'na denk geldi ve bir montaj arabası, bir ambulans falan, yani bunlar da ayarlandı. Ekip halinde. Tabii ekip halinde gidiyoruz. Hem çekiyoruz hem montaj diyoruz. Bunu işte İstanbul'dan bir şeye kadar, Hatay'a kadar bir yaptık yani. Çok da güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu. Ben sana gönderirim linkini de şey YouTube'da da var yani. Müthiş. Çok güzel bir seyahat. İki motor, bir Goldwing, bir BMW. Vuv, gidiyorlar. Biri konformist, öbürü çılgın. Gel otelde kalalım, öbürü burada işte çadırda kalalım, kamping yapalım falan diye dolaşıyorlar. Çok güzel. Benzerleri zaten yurt dışında İngilizlerin falan var böyle hani. Evet. İpek yolu var, bir sürü var. Afrika'da giden deli bir adam vardı. Evet. Her türlü hastalığa maruz kaldı adam evet, yani. Evet. Ölmeden geldi. Evet. İngilizler seviyorlar o işleri. Bir tane mesela Nick Sanders vardır. Bu galiba o benim söylediğim değil mi? O, bu. En hızlı dünya turu yapmasıyla meşhur. Evet evet bu. 20 keremine dünya turu yapmış ama böyle 40 günde dünya turu böyle hani o şey gibi. Hep gidiyor yani bakmıyor bir yere. Çok kısa sürede hani Fransız devrimine kadar getiririm diyordu ya filmde Cem Yılmaz. Hani bu da o bence. Yani böyle çok kısa sürede dünya turu yapabiliyorum falan diyor herif. Böyle diye Arbil'le dünya turu yapıyordu ya adam. O da iyiymiş. Bu Türkiye'den geçerken hatta böyle bir fotoğrafını falan çekmiştik 2007 ya da 2008. İşte paylaştık falan, bizim o zamanlar daha dergicilik var. Hep cevaplar şey oldu, bununla dünya turu mu yapılır? R1'le, yarış motoruyla falan, ama herif gidiyordu. İşte tamamen kafayı takmakla alakalı bir şey ya. Abi canım ne istiyorsun? Kafayı takmakla alakalı, başka hiçbir şey değil yani. Kesinlikle. Ona konsantre olup onu yapıyorsun. Kesinlikle. Peki. O da bir guguk kuşu olmuş yani değil mi? Nick Sanders tabii daha sonra olmayacak, hatta evet, bir firma kurdu. Eşiyle birlikte en hızlı bir şekilde Amerika turlarına başladı. Baktı ki orada daha iyi bir ekmek var. Amerika'dakileri, Amerikalıları bütün Amerika kıtasına gezmeye alıyordu. Hızlı şekilde yaptı. Evet. 15 günde bütün Amerika. Çabuk benim öyle büyük böyle bir merakım vardı ama hiçbir zaman yapamadım. Hani Route 66'ı bir gitmek hala da var aslında. Hani o programı da kafamda böyle bir ayarladım. Giden arkadaşlardan dersler de aldım. Hani ne yapılması gerekiyor, ne yapılmaması gerekiyor falan. Ama sonra onu dikine yapanlar falan çıktı ortaya. Yok tır kafasıyla gidenler falan. Yani işin boyutu değişti ve ona zamanım da olmadı. Denk getiremedim. Bir ay evvel Peru'ya gittim. Peru'yu motorla dolaştım. Sel oldu. İşte 100 kişi öldü. Ya evet senin arkanda. Ben de sel şey olduğu gece Alp Dağları'ndan iniyordum. Yapma böyle. Ya. Ulan önüme toprak kayıyor falan, üstünden geçiyoruz. Böyle ciddi. Enteresan. Sen gülerek anlatıyorsun ama gerçekten büyük macera ve çok büyük bir şey değil mi? Keyif. Evet. Peru enteresan. Fare falan yedik oralarda ya. Tabii çok çirkin şeyler yaşanıyor yani. Yani ağır bağırmış. Fare falan da açlıktan yani. Fare yedim. Hani bu şey vardır ya. Yani şey yapsaydın da, yani yemek sepetinden bir şey ısmarlasaydın adamlar gelirdi oraya. Yani öyle bir tuhaf bir yerdi. Peru hakikaten bazı yönlerden ülkemize çok benziyor. Çok benziyor. Hani yani ne yaptın? Bütün Güney Amerika'ya çıktı mı? Bütün Güney Amerika'ya. Oralarda bir yer. Sadece Peru. Ya ama o Peru da bayağı. Evet. Lima, yani işte Paracas çölü. Evet, oradan evet. Nazca, yerdeki çizgiler, çölden bakınca, uçaktan uçağa bindik. O işte Paris Dakar'ı şimdi oralarda yapıyorlar yani. Peru'dan geçmiyordu. Ya, bir geçirttiler, esnafın yüzü güldü. Evet. Ondan sonra şimdi tekrar geçirtmek istiyorlar. Çünkü Peru çok yukarıda kalıyor ya, sorun oluyor falan diye. Çünkü trafiği berbat. Bizim yani, ülkemiz gibi. Gibi diyorsun evet tabii. İşte, yani her yerden her an kamyon dik geçebiliyor şey, yolu evet, falan i̇şte öyle çok bir çok tehlike yani. Evet. Biz gene daha iyiyiz yani. Gerçekten belki daha iyiyiz. Bazı çok, yani tartış yarışabiliriz Peru'yla. Neyse. Tabii ben görmediğim için şimdi diyemem bir şey. Hani bizim de çok iddialı yollarımız var.
ben Antalya Alanya arasından çok korkarım. Mesela. Bir de Ankara Konya arasında. Evet, dümdüz. Düzdür, dik kesen köy yolları vardır. Evet. Ve ben oradaki çok kaza, yani Ankara'dan Konya'ya gidene kadar gördüğüm kazayı ömrümde görmedim ben. Ya. Bir gecede bu kadar çok insan nasıl öldü falan dedim. Çok gittim geldim biliyorum o yolu, yani o dümdüz bir yer. Konya Karanlık. Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun sahneye koyuyordum. Yani çok gidip geliyordum. Gerçekten öyle dümdüz bir yer. Hakikaten dümdüz gidiyorsun yani. Bir viraj yok. Yaptığında zaten Konya'ya geliyorsun. Bir tane viraj var. Evet. Bak bir dönüyorsun Konya. Hangi yıl? Bu da yine olmuştur bu da bir 10 sene belki. Birçok yere gittim yani. Konya Devlet Tiyatrosu'nu mesela faaliyete geçirdim ilk başta. 82'de filandı. Ondan sonra bayağı bir kuyruklar oluşturduk kapısında. Ondan sonra bir 85'te, 90'da çeşitli zamanlarda görev geldiği zaman hep gittim. Hey gidi 90'lar. Tiyatroya hala ilgi varmış. Hala ilgi varmış. Şimdi de var. Her zaman var, var yani. Mı? Var tabii. Tiyatroya her zaman ilgi var. Yani tiyatroya sataşma şimdi daha çok fazla var. Yani sahneden korkan bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Yani baştakiler de sahne kelimesinden korkuyor. Sahnelemekten çekiniyorlar yani bir şeyleri. Ürküyorlar sanattan nedense, yani medeniyetten. Sanat tabii, evet. Yani kendini ifade etme şekli. İfadedendir belki. Belki. Evet. Evet. Peki bir de sizin bir lakabınız varmış. Siz bunu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım ne çıkacak. Bu kızdırabilir mi sizi acaba? Nöbetçi Jön. Nöbetçi Jön. Yok kızmıyorum. Gerçekten bir dönemde bu televizyon dizilerinde sürekli Jön oynamaktan bu hale gelmiştim. Gerçekten. Ve artık seyirci bana baktığı zaman konuyu bile biliyordu. Yani beni, bizim diziyi ne olacağını anlayabiliyordu. O noktaya gelmişti yani. Çünkü bir yenilik yapmıyor. Yapımcı bana bakıyor, bunu oynar. Bu da bu, konu da bu filan diye böyle bir tek düze bir şeye dönüştüğünü ben hissettiğimde bundan kaçmaya başladım. Bu tipten. Zaten yaş olarak da o Jön'ü geçip saçlar beyazlaşınca biraz da şans yine yardım etti ve Bestatçı ile yeniden doğdum diyebilirim. Çünkü o bir Jön değildi. Yani oradaki Şevketçi karakteri. Ve böylelikle artık o nöbetçi Jön diyen arkadaşa, ya da o epeydir orada duruyor şeyde. Peki şiirlerinizin ve kara kalem çalışmalarınızın bulunduğu bir kitabınız var. Hı hı. İsmini öğrenebilir miyiz? Çala Kalem. Peki niye? Bu da şu sebeple Çala Kalem. Ben şair olmadığım için bir hani atölyemdeki çalışmaları, hani sketchbook, hani freehand yaptığım bir şey. Oradaki desenleri, çünkü ben aslında sulu boyacıyım. Yani yıllardan beri. Sulu boyacısınız? Evet yani. Wow. Onu, ya pek biliniyor da bazen bilinmiyor. Yani 30'u aşkın sergi açtım. Yani geçen Ocak ayında son sergimi açtım. Ne bileyim Houston'da bile mesela sergi açtım. Ama pek o yanıyla insanlar ilgilenmiyorlar. Yani daha çok hani sulu neyi yaptık, ne yaptık. Sulu boyaysa sulu boya. Bana diye. Çok suluymuş. Yani burada mesela diyor ki Dikmen, Kavak, Rosato, primer şarapların üzerindeki sulu boya resimler aslında Ege Aydan'a ait. Evet, böyle illüstrasyon çalışmalarım vardı. Bir dönem, bayağı uzunca bir dönem. Yani o şarapların üstünü daha yeni değiştirdiler. Bir valla 25 yıl falan o etiketler bana aitti. Başka şeyler kilitten falan. Kilitten ne indirmiştir Ege abi? Ha, bir de motor alacağız, para yok diyor. Tabii, geldi aldım, geldi aldım. Peki çok güzel, çok müthişmiş tabii, çok yönlülük sanat kısmında. Yani işte el yatkın olunca diyorum ya, maketli bilmem neydi falan. Tabii ki işte ilgilendiğim için, hani ben de o yolda koştuğum için kendimi geliştirdim aslında. Yani yağlı boya yaptım, 300 tane falan tablom var ama bir defa onları sergiledim. Sonra sevmiyor sulu boya geçtim. Sergilemeyi? Yok, yağlı boya daha başka bir dünya. Evet. Yani orada tamam, yani ben heykel de yapabiliyorum mesela, bir çamurdan şu an sana bakarak o yeti var ama heykeltıraş değilim ben. Yani hani yapabiliyorum. Demek ki yeteneğim var ama şimdi heykel sanatı dünyada ne noktada, onun çok uzağındayım. Yağlı boya da bende böyle bir etki uyandırdı ama sulu boya illüstrasyondur. Sonuçta bir ışıktır. Yani sulu boyayı teknik olarak geliştirirsin ama hani kübik bir sulu boya resmi olmaz ya da soyut falan, yani sulu boyayla yapılmaz boyu. Ekspresyonist sulu boya yani olmaz. Yapan vardır belki de, saçma bir şey yani. Gerçekten bir empresyondur yani hani şey sulu boya.
O yüzden benim de hayat tarzıma şu an çok uyuyor. Bu kadar eliniz yatkın. Hangi motorunuzu boyamayı, kendinize göre kişiselleştirmeyi istediniz? Ya eskiden bunu arabalara çok yapıyordum da çeşitli işte malzemelerle bunları... Gerçek otomobiliniz. Tabii. Volkswagen'im vardı mesela. Onun bütün kapı kenarlarına, kaplumbağa böyle Arnavo çizgiler. Hani o lastiklere... Arnavo'ya hastayız. Tabii takılan hani o siyah bantlar vardır ya. Evet. Ne işe yarar? Ona jantları döndürürüz falan. Evet. Şimdi onu böyle döndüre döndüre o Arnavo desenleri düşün böyle. Muka'nın şeyleri gibi, posterleri gibi. İşte dikine çizgiler, paraleller falan. Bütün kapıyı falan. Harika şeyler yapmıştık yani öyle. Sonra bu motorları çok güzel yaptıklarını düşündüm. Yani onları boyamayayım dedim. Ya bu başka bir dünya ya. Yani gerçekten ben motor boyamak başka bir şey. Ben boyuyorum. Tabii. Ama o malzeme olursa ben de soyunurum o işe. Bir tane Yamaha Fazer'ım vardı. 2001 i̇şte, model. Biz onun kuyruğunu kestik, kafasını söktük. Benim o zamanki ortağım kaza yapmıştı onunla. Her tarafını söktük, küçüldü motor böyle. Sonra ben onu... Bir kafereye su gibi falan. Wunderwaffe ismiyle 2. Cihan Harbi Alman tank grisine 60 küsüre boyadım. Üstüne Doğu Cephesi eskitmesi beyaz. Evet. Böyle tebeşirle yaparlarmış, akarmış. Pas, yağlı boyayla pas yaptım. Biraz boyadık falan. Enteresan bir motor oldu Wunderwaffe. Fotoğrafını falan tabii çekmeyeceğim. Videosu var. Tabii görmek isterim ya. Wunderwaffe bir de tuhaf lastikler, dişli lastikler. İşte Stuka, traktör gibi değil mi? Tabii Stuka Geschwader'den alınma bir takım uyarılar sağına soluna işte. Bir krom sarısı ister onun üstüne. Yok hiç krom sarısı yok. Hep yok mat. Mu? Mat gri, beyaz pas akmış falan. Eskitilmiş motosiklete hastayım ben. Eskitilmiş arabaya hastayım. Çok maketleri olur. De eskitirdin herhalde evet, değil mi? O da benim çok hoşuma gider. Evet. O işin hastasıyız. O yüzden böyle hani dedim ki ya bu adam bu kadar boyuyorsa onu da boyamıştır. Ya o ciddi yani bak sende malzeme var yapmışsın. Gerçekten ona soyunmak lazım. Yani şey değil. Yani bir işte kompresörün olacak. Yani gerçekten bir garajın olacak falan. Garaj var zaten. Tabii, var. Öyle yırttık biz. Garaj olunca da evet, belki yapılabilir yani. Sanayide bir küçük bir yerim var. Orada bütün sök tak şu anda bir tane 250'lik Daystar'ımız var dayalım. Onu söktük. Ona bir piyano siyahı attı bizim. Bende daha çok illüstre etmek var. Yani hani bir tane yeniden sıfırdan motor yapmak. Ya da işte Goldwing'i ben olsaydım ne yapardım gibi şeylerde kağıt üstünde falan böyle. Çizip öyle yani. Bir merakım var. Olur aslında. Çok zorladım da. Tuval büyük. Yani gerçekten çalışmaya çok yer var. Müsait diyorsun. Ferah böyle uzay gibi. O Millennium Falcon olur o. Olur değil mi? Onu da yapmışlar gördüm. Yapmışlar mı? Yani. Boyamış adam öyle yani. Hani. Ha. Yani Millennium Falcon değil de şey RTD2 yapmış galiba. Bir şey. Evet yani tabii Star Wars çok bereketli arazi. Oradan her şey çıkıyor. Böyle motosiklete bakıp ulan bu da Star Wars. Sonra ben kıyamıyorum. Daha doğrusu Star Wars konusunu kirletmeye kıyamıyorum. Güzel söyledin ama nerelerde neler yapıldık yani. Evet muhakkak. Fakat hani yani o böyle bir şey olabiliyor. Dejener olabiliyor çok kısa sürede ya. Bir şey soracağım. Senin programda şey geliyor mu? Soru cevap oluyor mu? Geliyor. Çok da sorumuz ya, var. Ya kusura bakma yani mutlaka senin akışında belki şey var. Çok konumuz merak çok ettim da. Gerçekten. Sorular... Hani hali hazırda şu anda bize ilk en eskisinden başlayayım. Abi yeni MT-09 hakkında düşünceniz nedir demiş Engin Çınar. Yenisi daha yavaş gidiyor. Eskisi bir ölüm makinesiydi falan diyeyim ben böyle. Yok yenisi aslında daha hızlı. Çekiş yok bir bilgim olduğundan değil canım öylesine söylüyorum yani. Ama çok güzel bir motor. Ya bir hafta önce de inceledik şeyde. Neydi o işte Kozyatağ'ın orada. Denediniz mi? Yok denemedim. Sadece inceledik baktık yani böyle. Eskisinde çekiş kontrol yoktu. O böyle işte çok tehlikeli falan gibi söylendi. Şimdi çok iyiymiş yani. Evet. Onu böyle daha çok bir kullanılır hale gelir gelmiş falan. Çizgisi de çok güzel bir motor evet. Yeni MT9 alsın. Harika yani. O arkadaş onu alsın. Merhaba Barkın Bey ve Altın Elbiseli Adam ekibi. Benim ilk sorum en son çıkan NC750X videosunda farların LED olmasının yakıttan tasarruf edileceğini ifade etmiştiniz. Öyle mi hakikaten gerçekten? Evet. Elektrikli aksamdaki tasarrufun yakıta etkisi olabilir mi? Elbette olabilir. Onu anlatacağım şimdi. Önce bunu cevaplayalım. Şimdi baba eğer bir araç motor bloğu
üzerinde elektrik yükü varsa... Biliyorsun bizim Goldwing için merak ediyorum da ben. Tabii. Her tarafımız elektrik bizim yani. Tabii o ledler... Evet yani, yani. Ne kadar çok elektrik yükü varsa o kadar çok yakar. Bu yani benzinli motorlarda olan bir gerçek. Çünkü onunla üretiyoruz ya elektriği. Üzerine yük bindiriyoruz manyetonun. Dolayısıyla daha fazla yakmasa neden olur maalesef. Bu sebeple de üreticilerin çoğu artık benzin ekonomisinin çok önemli hale geldiği şu zamanlarda iyice bunu böyle LED kullanalım. LED'lerle evet. Az tüketsin elektriğiye vesaire yöneliyorlar. Bunu kimisi açık açık söylüyor, kimisi söylemiyor ama bu öyle bir gerçek var. Bu sayede de konjektörler küçüldü. Elektrik aksamı daha verimli hale geldi motorların. Sırf bu sebeple. İkinci sorunuz. Motosikletlerin önünde plaka olmadığında hız radarına yakalanmama durumu oluyor. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Şöyle oluyor çünkü. Bizim radar sistemimiz nasıldır? Polis abimiz durur. Yolun kenarında tabancayı tutar ya da arabanın içindedir. O böyle, yani o 2 kilometreden bile tabii, o anlıyor. 2 kilometreden daha görür onun yani. Zaten. Tabii, tabii. O böyle biz karşıdan ya ördek gibi ehle diye bizi sobeler. Sonra yanından geçerken de aynadan ya da diğer kameradan plakamızı söyler ilerideki ekibe. Orada da bize gel kardeş derler, yazarlar, ele onu alıp gideriz. Bayağı sağ ol abi deyip çıkarız. Ya da şimdi muhtarlar yoluyla sana evine, evet, evine beni de. Evine gönderiyorlar. Eve yollama da vardır, doğru. Daha doğrusu ruhsatın kayıtlı olduğu adrese yolluyorlar. Tabii tabii, ruhsatın kayıtlı olduğu adrese geliyor. Ondan sonra, dolayısıyla onu kaçmaz o iş. Üçüncü sorum, eğitim aldıktan sonra 1.66 boyla Kawasaki Versys uygun olur mu? Olur abi ama ne eğitim? Şimdi eğitim konusu böyle eğitim deyince o kadar geniş ki Tuncay Bey kardeşim. Şöyle anlatayım. Sadece 125'lik 150'lik bir motorla kapalı alanda alınan eğitimden bahsetmiyoruz burada. Kendi motorunuzla ya da alacağınız bu Kawasaki Versys'le belki o motorla yapılacak olan eğitim daha faydalı olacaktı. İşte başta bahsettiğimiz Motto Akademi'de böyle hizmetler de var. Gidiyorsun baba oraya motorunla beraber. İstersen motorunu direkt oraya indirtiyorsun. Seni o motora binecek kıvama getiriyorlar. Kapalı alanda. Sonra alıp seni trafiğe de çıkartıyorlar. Trafikte de sürme konusunda da yardımcı oluyor. Dolayısıyla daha böyle bir hazır sistem oluyor. Tavsiye ederiz. Durumlar böyle. Son olarak Fuat Bey'den haber var mı? Özledik kendisini. Herkese iyi geceler. Fuat abinin sağlığı çok iyiye gitti maşallah diyoruz. Kendisi iyi. Ama biraz huysuz tabii ki Fuat abimiz. Malum biraz huysuzdur. Ercüment Gökhan Mirzaoğlu demiş ki merhaba Barkın Bey, iyi yayınlar. Altılı geceye katılan her ünlü konu görünce motosiklet tutkumuz daha da pekişiyor. Benim bu sefer sorum yok, ricam var. Sizi bağımsız milletvekili olarak mecliste aman abi ne yaptın? Bağımsız olarak. Ben tahmin ne yaptım baba? Bağımsız milletvekili olarak mecliste görmek istiyorum. Tahmin ediyorum ki sevenlerinizin bile benimle aynı fikirdedir. Ama öyle olmaz o iş tabii yani. Bugün milletvekilliği için hiç video çekemeyiz. Yani o işlere girersek. O bir meslektir. Maalesef bir milletvekili olarak bürokraside Türkiye'deki motosiklet camiasına kısa sürede çok fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. İstanbul gibi, sağ olun, teşekkürler, teveccühünüz. İstanbul gibi bir şehirden bağımsız aday olarak meclise girmeniz sevenlerinizin desteğiyle çok zor olmasa gerek. Keşke, o çok zor bir iştir. Vereceğiniz kanun tekliflerinin sosyal ortamda toplanan imza kampanyalarından çok daha kabul göreceğini düşünüyorum. Sağ olun. İnşallah bu konuyu düşünürsünüz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Tabii ki düşündüm. Ama dernekler de çok iyi çalışıyor değil mi? Evet. Yani iyi şeyler üretip peşinde koşuyorlar. Evet. Ya da işte hani sonumuz Adnan Kahveci gibi de olabilir. Diye gördüm mü yok oldu falan diye. Şimdi şöyle milletvekilliği ya da siyasette atılmak başlı başına bir iştir Ercüment Bey. Şöyle anlatayım. Bir zamanlar bir partide çalıştım, siyasi partide. O zamanlar gördüğüm kadarıyla bir ilçe başkanlığı bir partinin, herhangi bir belediye başkanı değil adam, herhangi bir nasıl söyleyeyim, devletle direkt bağlantısı yok. Bir partinin ilçe başkanı sadece o ilçeyi başkanlığını idare etmek için ayda 10.000 dolar harcıyordu. Her ay. Seçimler 4 yılda bir. Yani 48 ay boyunca 10.000 dolar harcayacak. 480.000 dolar harcayacak. Bir sonraki seçimlerde o ilçenin belediye başkanı olmaya aday olabilmek için.
O da eğer parti kabul ederse, bazen de ilçe başkanlığı yapıyor adam 3 sene 4 sene. Sonra parti diyor ki tamam Hasan sen çekil, Hüseyin'i biz belediye başkanı yapacağız o ilçede diyor. O ödediği o 480-500 bin dolarla kalıyor. Sadece ilçe başkanlığı diyorum. Milletvekili adaylığı böyle yani o kampanyalarda harcanması gereken paralar, yapılması gereken işler. Çünkü bir partide bile yani bir ilçe başkanlığında bile her gün gelen işte bizim oğluna iş bulun, bizim şeyimize yardım, işte bizim mahallede şu var başkan falan, orada bir de başkan denir, o koltuğun önüne gelinir ve bir şeyler istenir daima. Ve onu vermezsen çok kötü olur baba. Of çok fena olur. O yüzden de o bir partinin ilçe başkanı, il başkanını demiyorum bile, o herhalde cepten her ay 100 bin dolar rahat rahat ferah diye gidiyor yani. Ama sanki bir düşünmüş gibi anlatıyorsun. Yani düşünmüş değil, ben bunun hesabını yaptım. Bayağı bir düşünmüşsün. Dedim ki bunu böyle olur mu lan? Olmaz. Olmazmış. Çünkü sonra ilçe başkanı olarak her şeyi mükemmel yaptık diyelim ki. Çok çalıştık, çok didindik. O ilçedeki vatandaşla da aramızı iyi tuttuk. Fakat partinin başkanı çıktı, bir laf etti seçimden önce. Gitti bizim 4 senelik emek, para, mesai, hepsi uçtu. Dolayısıyla hani işin o kısmı öyle, bağımsız milletvekilliği kısmı çok tabii iddialı. O daha zor. Yani bunlar tabii düşünülmesi gereken şeyler üstüne. Çok teşekkürler, sağ olun teveccühünüz bu arada. Merhaba herkese. Ataberk Urgun sormuş. Scrambler 62 almayı düşünüyorum. İlk motor olarak uygun mu sizce ve bakım maliyetleri nasıldır? Hava soğutmalı olmasının iyi ve kötü yanları var mı? Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar. Hava soğutmalı olmasını falan kafaya takmayalım. Sarı olması güzeldir onun değil mi? Turuncu, siyah, değil mi? Öyle gri şey var. Sarısını yapmıyorlar 62. Turuncu galiba benim söylediğim. O 800'lük büyük. Bende vardı. Geçen sene pert oldu kazada. Aman. Hastasıydım o motorun. Ataberk Bey, ilk motor olarak biraz hızlı olabilir. Eğer yaşınız 30'un üstündeyse ya da 24'ün üstündeyse diyeyim, o zaman böyle bir motor almayı düşünüyorsanız isterseniz onu da Motto Akademi'ye indirip orada komple eğitimleri aldıktan sonra o motora adaptasyon, ardından da trafik eğitimiyle bu sistem yürüyebilir diyelim. Bir şey diyorsunuz, videomuz hazır mı? Hazır mı? Geçen hafta Ducati'deydik, bak demin yayınlayamadık, onu yayınlayacağız şimdi. Hadi buyurun. İstanbul'da Kornas'ın önündeyiz. Burada açılış partisi yapılıyor. Parti dediğime bakmayın. Alkol falan yok. Herkes motorla geliyor buraya çünkü. Burada müthiş bir kalabalık var. Bu kadar çok Ducati severin olduğunu bilmiyorduk. Ducati İstanbul kulübü burada. Bütün üyeleriyle beraber gelmişler. Müthiş görüntüler var. İçeride de müthiş motosikletler var. Dolayısıyla herhalde çok eğleneceğiz bugün. Ducati İstanbul Kulübü'nün başkanıyla beraberiz. İsim soyad alalım abim. Hüseyin Çağlayan. Peki başkan,
ne yapıyorsunuz Ducati İstanbul olarak? Kaç senedir faaliyet gösteriyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz var? Katılmak için şartımız nedir? 2009 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Ben son 2 yıldır başkanım. Şu anda yaptığımız, yani yaklaşık 2 hafta bir sürüş yapıyoruz. Toplantılarımız var, kahvaltılarımız var. Uzun yollar yapmaya çalışıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Hani sürüşe katılan arkadaşlarda gördüğümüz eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında katılım için bir şey gerekmiyor. Sadece Ducati sahipliği zorunluluğu var. Bir forum sitemiz var, ducatiistanbul.com. Buraya girip forum üyesi oluyorsunuz. Oradan zaten bütün aktiviteleri takip edebiliyorsunuz ve her şeye katılabiliyorsunuz. En büyük özen gösterdiğimiz şey full ekipmanlı sürüşler. Kesinlikle eksik ekipmanla kabul etmiyoruz kimseyi. Sürüş esnasında agresif sürüşe izin vermiyoruz. Bu gibi tek teker yapanlar, yok, öyle bir şey imkanı milletin arasına dalanlar. Sağdan geçmek yasaktır, aynı şeritte geçmek yasaktır. Genelde sürüşlerimizde 15-20 motor oluyor. Hani bunları çok iyi tecrübe ettik vakti zamanında hepsini. O yüzden çok kapalı devre, düzgün insanların olduğu güzel bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Müthişmiş. Peki Ducati İstanbul'a üye olmak için ön şart nedir? Ducati sahipliği. Bu kadar mı? Bu kadar. Nefismiş abi. Peki düzenli olarak bir toplantı yerimiz, evet, mekanımız, tarihimiz var mı? Şöyle, düzenli olarak bir mekan belirlemiyoruz. Değişiklik olsun istiyoruz sürekli. Değişik yerlerde toplantı yapıyoruz ama her ayın ilk salısı Ducati İstanbul olarak buluşuyoruz. Bu buluşmaya motor zorunluluğu yok. Yaya da gelebilirsiniz, başka araçlarla da gelebilirsiniz. Burada toplantı yapıyoruz, birbirimizle sohbet ediyoruz. Ama genel anlamda sürüşlerimizi siteden yayınladığımız için sitedeki sürüşlerde Ducati zorunluluğu var. Başka bir motorla gelme mümkünatı yok. Bunların duyurusunu yapıyoruz zaten Instagram'dan, Facebook'tan ve kendi sayfamızdan. Çok güzel. Ben de gelebilir miyim mesela Panigale'ye? Tabii, benim. Kesinlikle gelebilirsiniz. Müthişmiş ya. Gidelim bir bakalım. Ama tek teker falan yapıyorsan zor. Tek teker yok. Tek teker evde yapıyorum ben. Sokakta yapma. Doğrudur işte. Biz pistte belki şey yapabiliriz. Çok güzel. Peki, teşekkür ederiz başkan. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ülkemizin önde gelen müzisyenlerinden Özge Öztumur'la beraber. Ne büyük şeref. Nefis motor sürüyor. Teşekkür. Evet, ne diyorsunuz Özge Hanım? Yeni sezon 2017 motosiklet dünyası ve Ducati için. Ducati için çok keyifli bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Ben iki kere tecrübe ettim kendisini kullanma şerefine nail oldum. Hangisinden? Monster kullandım, Diabelli kullandım bir de. Ama ben bir Harley Davidson hayranı ve kullanıcısı olarak benim için birazcık tabii hafif ve tatlı geldi. Lan bu ne kolaymış. Aynen, çok bir bisiklet tadında oldu. Harika, harikaymış. Peki 2017'de neler olacak? 2017'de neler olacağını bence hep beraber göreceğiz, bilemeyeceğim neler olacak. Sizin için? Benim için kendi kariyerim anlamında haftaya single'ımızı çıkartıyoruz. Onun dışında zaten motosikletle ilgili bir sürü projemiz olacak. 14 Nisan'da mı çıkıyor? 14 Nisan'da iTunes'dan, 21 Nisan'da da tüm müzik kanallarında izliyor olacağız. Müthiş. Özge Öztümur'un bakın şarkıları, müziklerini takip edelim arkadaşlar. Evet. Kendisi bizden. Motora biniyor bak, çok güzel. Teşekkür Peki ederim. Nasıl buldunuz ortamı? Çok güzel, çok keyifli. Bu kadar da hatta kalabalık olacağını beklemiyordum. Bu kadar keyifli bir kalabalık olacağını beklemiyordum. Gayet güzel bir Ducati sever insanlar topluluğu gördük bugün. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi de Ducati merkezden gelmiş olan İtalyan meslektaşımız, aynı zamanda Ducati'nin Türkiye'den sorumlu kişisi Filippo. Can we have your full name please? Filippo Esposito. So you're responsible for Turkey? For Turkey, for Middle East and from Mediterranean area. So perfect. Greece and Southeast Europe. Great. Okay. So how do you look at the 2016 motorcycle economy in Europe, in the world, in 2017 and also for Turkey? Yeah.
It was a challenging year, 2016, but very successful at the end. We managed worldwide to reach, basically improve the performances of the previous year, which was an amazing year thanks to the Scrambler and many other models. And we are very confident that this year is going to be even more successful. We have so many new models, especially very tailored also for Turkish market, like Multistrada 950, Monster 797, and all the Scrambler family. We have so many passionate customers, we can see from this event today. Yes. So we are really confident. So despite the situation overall is not so easy, Turkey as well, we will make it. We will make it as usual. Okay. So what would you like to emphasize? Which one is the most important model for Ducati in general for this year, in 2017? Let's say, in general, depends always to the different market dynamics and situation and features. I would say that for Turkey market, Multistrada 950 can really be very important because it's a very, let's say, nice bike, dynamic bike, sportive bikes, but also for the daily use. It can be a very good surprise also the Super Sport and plus also the Monster 797. But at the end of the day, I believe the Multistrada 950 will make the difference together with the Scrambler. Multistrada 950. Yeah, yeah, definitely. Evet, duydunuz. Multistrada 950 diyor. Hepsinden önemlisi. Okay, thank you thank very much. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Bye bye. Görüntüleri gördünüz, motosikletleri de gördünüz, ortamı da gördünüz. Burası büyük bir aile, çaktırmadan büyüyen bir aile. Çok da yakın dostluklar var Ducati ailesinde. Bende de Ducati var malum. Böyle gezilere, mezilere, seyahatlere katılacağız bu sene. Çok eğlenceli, çok güzel şeyler olacak. Tavsiyem gelin, muhakkak size uyacak eğer Ducati'niz yoksa. Bir bakın, belki aklınızı çelecek bir model görürsünüz. Özellikle o Scrambler'ın yenileri falan aklımızı aldı, bayıldık onlara. Gelin bir görün diyoruz. Ne güzel. Altınlı Gece devam ediyor. 12 Nisan 2017 4. sezonun 35. bölümünde müthiş konuğum Ege Aydan'la beraber çok teşekkür müthiş ederim. Muhabbetler, çok acayip konulara girdik. Evet abi. Şimdi size sorumuz. Önümüzdeki dönemde ben kesin olarak motosikletime dair ya da motosikletlerime dair şunu yapmalıyım. Herkese de tavsiye ediyorum bunu yapın dediğiniz şey nedir? Zor bir soru gerçekten. Çünkü yani nereden baksan 30-35 senedir motora binsem de her zaman bu işin acemisi olduğumu düşündüm. Ve bütün yani motor kullanan motorcu arkadaşlara tavsiyem yani nacizane öyle derler. Öyle, her yeni aldıkları, her yeni bindikleri iki tekerin acemisi olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Çünkü burada hani fotoğrafçıyla makinesi arasındaki ilişki gibi sürücüyle de makine arasında müthiş bir ilişki var. O konuda rahatlayana kadar onun acemisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Evet. Ben işte kullandığım motorun yaşıyla alakalı kendimi ona adapte etmek ve o yaşı nasıl gençleştirebilirim. Yani işte 10 binde bir tekerleğimi mutlaka değiştiririm. Lastik değişimi. Evet yani bakımlarını mutlaka yaptırırım. Django'nun da lastiğini değişmişsiniz galiba. Onu bugün değiştirdim. Evet yani satıcısı da söyledi. Yani bunlar dedi Ağustos'ta geldi bu makineler dedi. Siz şimdi bir 6 aydır yatan bir makine bu dedi. Yani işte şey yapmayın değiştirirseniz iyi olur dedi. Güzel bir lastik taktım ve hemen de zaten sürüşü değişiyor. Değişti. Değişti tabii. Tadı tuzu bir değişti, farklı oldu. Yumuşak bir lastik. Virajlara falan gayet rahat giriyorsun. Bunlar önemli. Ben de motorlarım için yani sahip olduğum motor için bakımlarını her zaman yaptırmaktan yanayım. Hiç çalıntı mağduru oldunuz mu? Motor çaldırdınız mı? Yani arkadaşlarım mesela dayım çaldırdı. Çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Ben iki tane çaldım. Yani gerçekten çok kötü bir şey. Onu yaşamak istemem. Onun için iyice koruyorum. Hani bunları kapalı garajda tutuyorum filan.
Ama yani eğer çalınacaksa da yani o da bir kader gerçekten. Çaldırmak istiyorsanız aslında ya da çok o riski, kolay diyorsun. O riski almayı düşünüyorsanız binarar alın. Çok çabuk çalıyor. Ha öyle motorlar var. Fetiştir. Çok, evet. Hırsızın fetişi. Tutamıyor kendini. O böyle binarar mı falan deyip dayanamıyor. Yani hani arkadaşlarım çaldırıp sonra hırsızdan geri satın aldılar. Yani öyle de bir piyasası var bu işin. Evet maalesef. O kısmı da maalesef yürüyor hala. O işler enteresan. Şimdi motosiklet mağazalarına dadandılar. Öyle mi? Aa ya onu bilmiyorum. Motosiklet mağazalarından hatta bazılarıyla işte konuştuk böyle inanılmaz rakamlar var. Nasıl vitrin mi indirip giriyorlar dalıyorlar? Vitrini dalıyorlar. İndiriyor, kapıyı zorlayıp giriyor. Önce bayilere dadandılar. Bayilerdeki vitrindeki sıfır motorları çaldılar. Ya. Böyle Honda bayileri, Kawasaki satış noktaları falan hepsine girildi birer tur. Onlar yapma atıldı. Ya. Tabii. Evet, evet. Oralardan pırıl pırıl motorlar alınıp gidildi. Sonra kıyafete dadandılar şimdi. Motosiklet kıyafeti satanlara gidiyorlar. Çuvalla kas doldurup gidiyorlar. Onları evet. Satıyor. Şimdi hani motoru çaldı hem sattı. Pahalı şeyler. Müşteriye evet. Bir de diğer hizmetleri de sunacak. Vereyim diyor. Tabii yani hani tek başına motor satmakla olmuyor. Bunun bir de kıyafeti var. Gülüyoruz ama çok acı bir şey gerçekten evet. Yani. Maalesef o konulara pek eğilinemedi işte. Bakalım inşallah hukuk sistemimiz oralara da dokunur. Motosiklet çaldırmamanız çok güzel. Ben de diyorum ki arkadaşlar son dönemde muhakkak kilide yürüyeceğiz ve tabii ki tekno takip gibi takip sistemlerine yürümemiz lazım. Motoru mümkün olduğunca kapalı alanda tutalım. Ortalıkta göstermeyelim. Ege Bey'in yaptığı gibi kapalı garaj. Gözden ırak. Güzel o böyle dikkat çekmiyor. Çiçek. Bunu tavsiye ediyorum. Ya da bir ağaç dibine. Mesela geçen gün Cihangir'deydik. Ben uzun kilidimi aldım. Yani üşenmedim. Aldım onu arka çantaya koydum. Bir ağacın dibine koydum. Yani onu açmak, uğraşmak bile bir saati alacak bir şey. Onların üzerinde hani onların bir numaraları falan var. Evet, tam evet, ben evet. Bilmiyorum da yani hani emniyet süresi galiba yani koruma şöyle süresi. Şöyle bir şey var. Geceleri böyle sabaha karşı 3 gibi 4 gibi bir skuter üzerinde 2 tane adam bir ön jantla gidiyorsa onlar yani tek yani sökmüş gidiyor. Yok. O ön jantından bağlı bir garibi arıyor. Ha takacak. Tabii anladım, ve gidip devam ediyorlar onunla. Evet. Böyle videolar var. Ya. Ön janttan kitleyemeyiniz. Arka jantı da bağlayınız. İki jantı da tutturunuz. Şasiden bağlamaya çalışınız diyoruz. Evet. Ya da işte bizim arkadaşlarımız. Bak bunu bilmiyordum da ben yani arkası dönük olduğu için motoru direkt arkadan bağlamıştık o gün. Yani bir de şu var mesela bazı ama motorları şeyler var böyle mesela hani Goldwing'e iki tane çubuğu sokup dört kişinin bir anda lap kaldırıp minibüse evet, atıp sonra nereye artık Rusya'ya mı gidiyor nereye onlar gidiyorsa. Ya, çok profesyonel ekiplerin çok yaptığı işler. Çok yurt dışına giden yok motosiklette. Öyle mi? Tabii sistem içinde dolaşım. O dağılıyordur belki parçalanıyordur ama yani çok bildik yani kimde ne Goldwing var biliniyor da o yüzden fazla uğraşmıyorlar ama dediğin gibi arar. Yani gerçekten. Yok toz olur o. Hemen şöyle bir sistem var bir de. Bu adamlar sadece hani motosikletin ön jantını taşımakla kalmıyorlar. Başka bir takım sistemler de geliyor. Mesela sırtında tüple gezen hırsız var. Oksijen kaynağıyla. Errain'i kurtarmak gibi. Gibi dolaşıyor adam diyorsun. O böyle hani çok sağlam kilidi olana da onu yolluyorlar. O cos 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 onu yani işte diyorum kader yani çalmak istedikten sonra onlara mani olmak hırsızın biraz zor. Önüne geçmek biraz zor. O yüzden hani iyi kilitler, takip sistemleri, alarmlar, tabii ki kasko mümkünse kasko tavsiye ediyoruz. Kasko zaten çok pahalı ama ben yaptırıyorum yani. Ne kadar? Yani şimdi motoruna göre değişiyor. Bir de size göre de değişiyor. Evet. Yani bunlar çok yeni önemli. Yeni sistem geldi. Yeni trafik sistemde aynen o da ona göre de değişiyor. Evet. Mümkün olduğunca değişik firmalardan hani fiyat almakta fayda var. Yani şu kadar diyemiyorum. Yani çünkü skutura başka, Goldwing'e başka, aradaki motorlara başka, BMW'ye size başka, bana başka. Ha, o da olabilir. Yaşa evet. Göre, trafik kazası geçmişimize göre. Ahmet Ak demiş ki iyi yayınlar Barkın Bey. Konunuza da selamlar. Bugün yeni zorunlu trafik sigortası fiyatlarını öğrenince gün daha da güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Umarız motosikletlerin vergilendirmesinde ve eğitim desteğinde de iyileştirmeler yapılır. Daha çok insan motosiklet kullanır. Trafik sorunumuz bir miktar rahatlar. Daha iyi, daha bilinçli bir ülke oluruz inşallah. Benim bir sorum olacak. Birçok sevmeyeniniz olsa da ben ilk motora binip ehliyet kursunda dersler almaya başladığımda hoca umursamadan kenarda telefonla konuşurken sizin videolarınızı hatırlayarak motosiklet kullanmayı öğrendim. Estağfurullah olur mu ya öyle şey? Benim gibi birçok insan var bu şekilde sizin faydanızı gören.
Ama sanki biraz daha farklı işler yapmanız gerekecek daha ileriye gitmek için. Öncelikle tabii işi büyütmek için gelir kaynaklarınızı büyütmeniz lazım. Bilmiyorum çok düşünmüşsünüzdür belki ama markalaşmayı, kendi amatör yarışlarınızı, turlarınızı düzenlemeyi düşündünüz mü hiç? Güzel soru. Elbette düşündük. Yarışlarımızı organize etmek istiyoruz ama Türkiye'de yapılan veya yapılması planlanan bütün motosiklet yarışlarını Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde, daha doğrusu onun şemsiyesi altında yapmamız gerekiyor. Evet, dolayısıyla evet, önce kulüpleşmek gerekiyor. Kulüp dernek deyince de bir anda başka bir yere bağlanmamız, dernekler masası var. Emniyette oraya bağlanmak, onun her sene seçimleri, işte hükümet komiseri gelir, bütçe ibra edil, böyle çok dertli bir iştir o. Kendini vermenle alakalı ya galiba. Buna verirsen yaparsın yani. Değil mi? Motosiklet spor kulübü olmak, o zaman mahalli yarış organize edebilmek. İşin o kısmı öyle. Hani turunu düzenlemek deyince, Ahmet Bey kardeşim şöyle bir durum var. Beni yanlış anlama. Bir motosiklet turu yapalım dedik zamanında. Çok kaza oldu o turda. Çünkü hani muzip muzip insanlar var. Herkes değil. Ama hani gelip Barkın abi biz de bak böyle sürüyoruz diye hani orada bir göstermek istedi pat ağaç. Hani onun bir de grup halinde gezmek çok yani tehlikeli. Tek gezmekten yani daha zor bir şey. Evet. Yani. Dolayısıyla o işler beni çok korkutuyor. Tur organize edebilen adamlara motorla ben hayranım. Şapka çıkartıyorum. Helal olsun. O kadar adamı kırmadan, bükmeden onca yolu bitirtti. Bizde böyle yanaşık düzen eğitiminde gidiliyor. Yani hani evet. Onun videolarını falan izliyorum. Onun mesela kuralları, Golden Club'çılar böyle hani hiç kimseye el kol hareketleri, işte anlaşmalar işaretlemişmeler falan. Tabii. Müthiş bir çift sıra, tek sıra işte fermuar düzeni. Aynen, aynen. Geç, öndeki yol vermeden geçilmez mesela. Ve daha yorucu bir şey biliyor musun? Tek gitsen daha rahat gidersin yani. Ya da 2 motor, 3 motor gitsen. Tabii, kesinlikle. Bu böyle 10 motor falan ya da 20 motor. Hatta bunlar 40 motor falan yani gidiyorlar. 20, yani zaten 10 motosikletten sonra orası bence büyük risk. 5'ten evet. Sonra her şey risk zaten. Evet. En 3 kişi gezi çok çiçek. Yani 2 sene önce yeni start almışlardı. Bir tane araç konvoya daldı. Yani Goldwing'leri devirdi. Birkaçını ölüm olmadı Allah'tan ama bayağı sakatladı. Yani işte kaza kötü bir şey ama. Böyle şeyler var arkadaşlar. Yani. Dolayısıyla bu tur işi beni biraz korkutur. Tabii ki çok isterim. Bir de tabii şöyle düşünelim. Oraya gelip de şimdi biz konuşacağız, muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Memnun kalmayan birileri muhakkak olacak. Onun bize yani ileride verebileceği zarar faydasından çok daha fazla olabilir. Bu sebeple bu topa hiç girmek istemiyorum açıkçası. Bir de o kadar insanın sorumluluğunu taşımak bana biraz ağır geliyor. Yapabilene helal olsun ama ben yapamıyorum. Ama bir motorculuğun dışında turistik bir şey gibi değil mi o? Yani böyle turcu evet. Gibi. Evet. Yani gideceğin, kalacağın, rehber. Yiyeceğin, rehber gibi onu... O dünyaya eğer kafanı takarsan yapabileceğin bir şey diye düşünüyorum. Yani biraz uzak bir şey yani sana. Biz bu kadar prodüksiyonu kurduktan sonra hadi şimdi de tura başlıyoruz. Biraz beni düşündür yani bu kadar tezgahı niye kurduk o zaman baştan o işe başlardık. Ya var çünkü bazı ecnebiler var Türkiye'de yaşayan adam motosiklet turu yapıyor. Tabii küçümsemek için söylemiyorum yani sana şu an uzak diye. Evet yani adam mesela senelerdir yapıyor. Bu işe veriyor yani. Sırf ecnebi getiriyor. Hı hı. Türklere değil onlara motoru da veriyor burada. Ha. Böyle güzel güney sahiller falan çok güzel tur yaptırıyor adam. Avrupa'da bir de enduro yasak ya. Ya yasak değil de şöyle açıklayayım. Bizim burada mesela orman yoluna girmemiz serbest değil mi? Avrupa'da yasak. Nasıl ya? Çevreyi bak, kirletiyor. Ben... İşte kuşu korkutuyor, tavşanı altına kaka yaptırıyor, işte sıçanı kaçırtıyor falan diye. Nasıl mesela Yunanistan'a gidiyor, tur yapıyor arkadaşlar, yeni İtalya'ya gittiler. Ama daha ormana hani arazi motoruyla... Ha asfalt dışına diyorsun. Evet ha, o tamam. Avrupa'da büyük problem son kanunlarıyla. Evet. Bizde serbest. Evet. Dolayısıyla ecnebilere burada enduro turu yaptırıyorlar. Üf! Ondan böyle bayağı mutlular adamlar, çok güzel işler yapıyorlar. Yapabilene helal olsun ama bu biraz zor. Bu ülkede büyümeyi, motosiklet kültürünü yaymayı istediğinizi biliyorum. Ama maalesef bazı işler devlet desteği olmadan çok zor oluyor. Bir şekilde keşke onların dikkatini çekebilseniz. Halil hocamla polislere ders verdiğiniz gibi devletle ortak işler yapsanız, bir şekilde onların da desteğini alsanız. Hepsi birer temenni sadece. Bunları sizin de düşündüğünüzü, dilediğinizi tahmin ediyorum. Teşekkürler. Son olarak endurocu kardeşlerimize kucak açalım. Elbette
dedelere sahip çıkalım. Onlar da bir şekilde bu kabileden. Elbette tabii ki. Ahmet Ak, çok güzel dilekleriniz var. Sağ olun, var olun. Böyle abi bir enteresan durumlar var tabii. Endurucu derken tabii büyük endurolarla seyahate giden dedeleri diyor herhalde. Bir tane daha soru var ama burası biraz karışık. Buradaki sorulardan sonra Evren Şantaş demiş ki öncelikle Ege Aydın'a hoş geldiniz demek istiyorum. Behzat'ın abisi olmak pek kolay değil. Kolay değil miydi? Yani çok keyif alarak çalıştığımız bir işti. Benim oynadığım karakter de aslında romanda o kadar... ya ben kendim çizdim, yarattım diyebilirim. Yani zaten yazarlar da buna destek verdiler. O dedim ki kardeşi de hiperaktif. O da aynı kanı taşıdığı için o da deli olmalı ve abisini çok sevmeli ve ona özenmeli. Yani kendisi öyle iyi niyetli insanlar vardı. Çocuksu yanlarıyla hayata tutunurlar. Abisinin uğraştığı şeyleri giyiniyor aslında. Başka işler yapsa da onun peşinde koşturuyor filan. Bu o şekilde. Yani abisi diyorum yani işte Behzat Ç. açısından. Kardeşi yani evet, demek lazım evet. Kardeşi. O kardeşine böyle hayranlıkla yaklaşıyor filan. Biz Erdal'la da öyle çok birlikte beraber hani benim sahneye koyduğum oyunlarda hep asistanlığımı filan yaptı. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşımdı. Frekans tutuyor. Tutuyor ve birbirimizi kızdırmanın yollarını da çok iyi biliyoruz filan. O tabii ki şeye yansıyordu o işi. Ama yani böyle gerçekten kızdırmak değil de hani böyle şeyler, repliklerle oynamak, kaşımak filan. Biz çok keyif alıyorduk karşılıklı oynamaktan. Yani mesela şeyin tekst bittikten sonra tülahat yapıyorduk. Sonra o tülahatın bir de yakın planlarını çekiyorduk. Yani o kadar da hakim oluyorduk yani senaryoya. Uydurduğumuz senaryoyu düşün. Müthişmiş, çok güzelmiş. Barkın abi, asıl konu ise 15 Nisan günü Ankara Motomax'taki çekilişten önce saat 17'de program başlayacak mı? Fotoğraf çekilme veya sohbet etme şansımız olacak mı? Olacak tabii. Orada erken gitmeye çalışıyoruz ki Evren Bey kardeşim hep beraber ha ha hi, lastiğine taktın, kazını ne yaptın, telini çevirdin mi falan o muhabbetleri yapabilelim. Bu arada geçen hafta Mars One projesinden bahsedip KTM'den Mars'ta gidecek motosiklet üretme fikrini verdiniz. Fakat NASA daha patates yetiştirecek, hayatta kalacak insanların kabuz olup gübre üretmeye devam edemeyeceğini düşünemiyor. Bence o proje olmaz. Benim bir hayalim bu. Evet. Şimdi Mars'a gideceğiz, koloni kuracağız ya. Evet. Şimdi bunlar orada patates ekecek. O çıkarken böyle ona bak bak, o çıkmaz. Çevreyi sakalımın mi? Uzamasını bekliyorum gibi bir şey o. Ne yapacak herif? Sıkılacak. Ben dedim ki Mars'ta binilecek motoru yapmaları lazım. Hatta belki Mars'ta motor yarışı. Hani bizim gibi buradaki gibi böyle. Yani bunu aslında Konya'da yapılabilir değil mi? Şey, yanardağlar var ya orada. Mars'a benzeyen bir yerden gerçekten gezdim. Doğru. Ben bazı kısımlarını Afganistan'a benzetmiştim. Kabil'e çok benziyordu bazı kısımlarına. Yani kısımlar. O hani gölün olduğu yer, şimdi adını unuttum. Dünyanın göz bebeği dedikleri, hani nazar evet, boncuğu dedikleri evet, yer. Evet, müthiş. Müthiş orası. Orada zaten çok iyi motor yani binilebilir. Biz biraz şey olmuştuk. Biz orada drone'la çekim yapıyorduk. Teleferik projesi vardı Konya'da. Ulan 2 sene, 3 sene evvel. Bayağı bir enteresan yerlere şahit olduk yani Konya'da. Çok güzel yerler var canım. Yani 100 kilometre bir çap düşün. Her tarafta gidilecek bir yer var. Yani gezdim hepsini. Muhteşem bir yer yani. Bir de yani Konya ismi çok tuhaf değil mi? Asıl adı İkonya. İkonya'dan evet doğru. İkonları çok meşhurmuş. Çünkü Roma İmparatorluğu döneminde İkonya'da en güzel ikonalar yapılmış. Çünkü en koyu Hristiyanlar oradaymış. İlginç değil mi? Öyle, o yüzden Konya kalmış ismi. Neyse. Evet. Bir sürü soru var. Hepsine cevap veremeyeceğiz. Saat 10.30'u buluyor bu arada. Sizi de daha fazla yormayalım bu rapo gününüzde. Çok teşekkürler. Davetimize icabet ettiniz. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. İzleyicilerinize ve izleyicilerimize. Ege Aydan'ın mesajı ne olur? Ne demek istersiniz? Sizi izlesinler. Nerede izlesinler? Nasıl takip etsinler? Ve onlara motosiklet veya tiyatro veya sinema veya televizyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok zor yani, son söz söylemek gerçekten kapanış çok zor. Kapanış sizden olsun ya, olur mu? Çok güzel, çok güzel mesajlar verdiniz çünkü bu akşam. Evet ama öyle spontan çıkıyor. Böyle hani sorulduğu zaman hani ben... Ya mesela şöyle... Motorcu arkadaşlarımı görsem de onlara şunu demek isterdim diyeceğiniz ne olur? Aslında biraz önce söyledim. Yani işte bu çok önemli. Yani her şeyi kendinizi acemisi gibi görmek. Yani bir
ayla mesela ayı mesela gösteren parmağı birbirine karıştırmamak. Yani şimdi bir ay var, bir de onu gösteren biri var. Şimdi o biri o kadar önemli değil, o gösteriyor. Yani aslında amaç ayı görebilmek. Yani hani motor dünyası, bu iki teker dünyasında da böyle. Gerçek aslında hem çok heyecan verici, güzel bir şey, tehlikeli bir şey. Mesela dağcısın değil mi? Hı hı. Tırmanıyorsun, uçurumların tepesine çıkıyorsun ama aşağı düşebileceğini de göze alıyorsun. Motorculuk da böyle bir şey. Tabii aşağı düşmemek gerekiyor. Hep yukarıya doğru çıkmak gerekiyor. Bunun için de gerekli bütün malzemeyi, bütün profesyonel çizgiyi aşmamak gerekiyor. Yani bunu sürekli edinmek gerekiyor. Yani bir defa ceketimi giymedim. Hı hı. O gün düşmüştüm. Ah. Yani işte bu çok yaşanmaması gereken bir ders aslında. Çok bunu güzel. Ege Bey'in söylediği söz de Fransız atasözü aslında ya. Evet, embesil hani parmağa bakar. Şeye değil, gösterilen yere değil diye böyle. O ne diye? Gösterdiği yere bak. Çok güzel konu. Çok güzel. Çok teşekkürler. Hayatınız aslında Confucius bunu yumurtlamış. Öyle mi? Evet. Fransızlar sahiplenmiş. Aha. Ege Ay'dan Türkçe'ye çevirdi. Harika. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Arkadaşlar, Altınlı Gece 4. sezon 35. bölüm işte böyleydi. Ege Aydan'la nefis bir sohbetle sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen dikkatli sürün. Havalar ısınıyor. Bir türlü şu motosiklet sezonu açılmadı diye sektörde tabii bu işin çalışanları birazcık üzüntülü. Havalar soğuk hala. Sabah yine 2 derece 3 derecelere düşebiliyor biz çekim yapmaya gittiğimizde. Bir videoyla kapanış yapacağız ama kapanıştan evvel bu yayını yapabilmemizi sağlayan tüm sponsorlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Elbette önce Motomax olmak üzere bütün kıyafetleriyle vesaireyle. Unutmayalım, Ankara'dayız bu hafta sonu cumartesi günü. Ve tabii ki Tekno Takibe çok teşekkür ediyoruz. Motolastik.com'a çok teşekkür ediyoruz. Honda Fan Club'a, Spor Moto KTM'ye çok teşekkür ediyoruz. Kilerci motorlu araçlara, bütün balatalar, putolin yağları, bütün aküler vesaire için çok teşekkür ediyoruz. Evan susuz radyatör sıvılarına teşekkür ediyoruz. Sony Action Cam'e desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Berrak Turşuları baştan beri yanımızda ve Monster Enerji'ye teşekkür ediyoruz. Hızlı internetimiz küresel beta sayesinde var. Ve Motto Akademi'ye bütün eğitimlerde vatandaşın yanında olduğu için ve bizim yanımızda olduğu için ve bize bütün sahalarını açtıkları için teşekkür ediyoruz. Bu cuma Motto'dayız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapanışı bu sabah 5'te 6'da gidip yaptığımız çekimle sürpriz bir motorla yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Altın elbiseli adamdan uzun zamandır istenen bir motor vardı. Birinci vitestesin. Kawasaki Z1. Tüm bunların böyle bir hikayesi var. Onların böyle ilk kez bir Kawasaki'nin, ilk kez bir Japon motorunun lastiklisi müthiş. Böyle kaymak hani. Hep çekiş var abi. Hem girerken, hem virajın ortasında gaza geçerken, hem de viraj çıkışında gaza iyice abandığımızda abi hep ayaklıkları sıktık ya. O iş olmadı.